Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu nedir bunu anlatayım. Ondan sonra derse geçeriz. Manevi değeri çok büyük. Hatta beni durgunlaştırdı. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin türbesinin bizzati kendi çeşitli bir iç var, bir dış var böyle. İçinin cesedine en yakın olduğu örtüdür bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin örtüsüdür. Ve Arapça değil, Hindistan'dan geldi. Bu senede bir değişiyor ve Cumhurbaşkanı devlet başkanlarına veriliyormuş bu. Her sene bir defa oluyor. Cumhurbaşkanı ve devlet başkanlarına verilen bir örtüdür bu. Bir sebeple bize kadar geldi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ruhu şad olsun, haberdar olsun, şefaatine Cenab-ı Hak mazhar eylesin. Amin. Üstad diyor ki, bir yol olsa diyor, şimdi sağ olsa, hayatta olsa Hindistan'a onu ziyaret etmeye giderdim diyor. Bunu diyen Bediüzzaman Asım-ı Cedidi. Yani ben onu ziyaret ederdim diyor. O bizi ziyaret etmiş. Yani dersi ziyaret ediyor. Manevi ziyaret ediyor. Şimdi devlet başkanlarına verilen örtü bize kadar geldi. Dedim ki bu dersten sonra emirin şey yaparsınız, tanışırsınız. Hem de bir vesile olur ahirete. Bilmem. Ondan sonra bir dersimize de bir kutsiyet katmış oldu yani. Tanışmanızı istedim ben de sizinle. Direkt o sandığa örtülen örtü değil bu. Sandığın aşağısında örtülen örtüdür bu. O biraz daha değerli. O tahta örtülen değilmiş. İçeriye örtülen örtüymüş. Onun için şatafatlı değilmiş yani. Osman duydun mu? Duymadın. Geç kalmasaydın. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sandıkçasının değil, bizzat cesedine en yakın olan örtüsü. Bir vesileyle gelmiş. Onun için şimdi koyabiliriz şeyleri. Şimdi ben bugün simayı bitirmek istiyorum. Yeni gelenler tabii yeni gelenler var. Anladıklarına şükretsinler. Öyle helal haramdan bahsedilecek bir mevzu değil. Fakat bugün 6. ders. Tabii onlara alakadar eden, onları memnun edecek şeyler, misaller, örnekler geride kaldı. Şimdi mukaddeme yapmak istemiyorum. Çünkü bitireyim diyorum. Bugün 6. ders. Her bir ders 1 saat 20 dakika. Baktım ortalama. 1 saat 10 dakika, 1 saat 20, 1 saat 30 derken 1 saat 20 dakika olmuş. Ta ki surete geçelim diye. İnşallah bitirmeye gayret edeceğim. 19. maddedeyiz. Kaç? 38 mi? Furkan? Sayfa mı? Yani kaç tane vardı? 38. Yani neredeyse? Yarısı. Yarısı mı? Yarısı. Bir dersi nasıl bitireceğiz? Peki. Mukaddeme iki tane şeyle yapayım, ondan sonra tamam. Yeni gelenleri hadi bir şey yapayım. Sima, suret değil. Yüzde yüz olmayan. Ruhun dışa vuruşu. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden, yeniler için bunu söylüyorum. Gelenleri, sesleri, görüntüleri, kokuları, tatları, dokunmaları format değiştirip ruha mal eden, ruhtaki düşünceler, fikirler, meyiller, niyetleri dışarıya gösterdiği, adeta haşir meydanındaki kişiden haber veren bir provası, bir numunesi, bir aynası. Haşir meydanındaki bir kısım yüzler vardır ki sipsiyahdır veya kafalar aşağıdadır.
biliyorsun bu manada mean bir kısım yüzler var ki güneş gibi, ay gibi parlar diyor. Hatırladınız. İşte haşir meydanındaki o söylenilen hakikatin oradaki olacak şeyin burada hepsi var. Burası çekirdektir. Yani ağaçta olacak ve var olan ve olmuş olacak şeyi çekirdekte var olması kaydesince, yani ahirette olacak ne varsa burada cereyan ediyor. Bu yüzden ruhtan haber veriyor. Suret ise yüzü, bedensel davranışları, mimikleri, hareketleri, kilosun vesaire daha cam ve daha kapsayıcı bir sahası var. Surete şöyle desek, toprak surettir, nebatat simadır. Tamam mı? Veya başka bir şey vereceğim. Sevap, yani iyilik, kötülük yapıyoruz. Bir hayır hasenat yapıyoruz, namaz kılıyoruz. Onunla Allah bir sevap yazıyor. Sevabın kök yapısı esvaptır, giysidir. Esvap. Haşirdeki simaların dünyadaki habercileri, yani yaptığınız iyilikleri, fiili olsun veya fikri olsun, fiili ve o ruha giydirilen bir esvap, bir libastır, simada gözükür. Örnek verirsek demiştik, namaz kılanların ve samimi olanların yüzü parlar. Gece namaz kılanların, gündüz namaz kılanlardan farklı bir simaları olur. Gece fabrikaya gitsen, nöbet tutsan, bir iş yapsan, uykun tutmasa ayakta olmayla siman parlamaz. Ama iki rekat teheccüd namazı kılsan parlar. Bu parlaması simada gösteriyor. Bunun adı da Allah onayladığını alametidir. Allah namazı onaylıyor. Namaz kılanlar belli. Bu sevap, esvap, libastır. Hatta 20. sözde, yine yeni arkadaşlara bunları gönderiyorum, sonra başlayacağım, liste gideceğim. 20. sözde iman diyor, libastır diyor imana. Ruha giydirilen bir libastır. 20. sözde geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında geçiyor. Siz de ruhunuza diyor, iman libasını giydirin ki cehennem ateşi yakamasın. Allah Allah. Ondan sonra bir bizim meşhur kağıt yakma meselemiz var. Kağıdın dünyadır. Burası kirlenmiş, yazılmış. Burası net. Kağıt, bu hiç ömründe buradan içinde ne var göremeyeni anlatamazsınız. Burada nur olduğunu, duman olduğunu. İşte bu dünyadır. Hadiseler üzerindeki yazıdır. Yaktığın zaman hiç buna benzemeyen ve buna zıt olan nur çıkıyor ve her yerde oluyor. Üçüncü bir şeyimi de veriyorum. Hastalıklar, nimetler cam gibidir. Cam. Nimetler son misalimiz, mevzuya geçeceğim. Nimetler cam gibidir. Camın gölgesi yoktur. Camla geçebiliriz. Camla karşıyı seyredersiniz. Nimetler cam gibidir, cam. Şu cam güneş vurursa içeriye camın gölgesi düşmez. Güneş girer. Evin dışından camla bakın, içeriği seyredersiniz. Ama camın bu tarafından, arka tarafından siyah boya vurursanız içeriği değil, kendinizi seyredersiniz. Bu nereye misal? Nimetler, imkanlar, maddi imkanlar, sıhhat ve afiyetler camın beyazlığına, cam ona benzer. Onun da başka şeyi seyretmek içindir. İçeriği seyretmek içindir. Bela ve musibetler, hastalıklar, cama vurulan siyah boyayla kendinizi seyredersiniz. Hastalıklar, musibet olmasa insan kendisini seyredemez. Sihat, İmam Ali söylüyor radıyallahu anh,
Sihat ve servet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, insanı boğdurur, dünyaya boğar, boğulur. Yani servetin ve sihatın kurtardığı adama nispeten batırdığı adam daha çoktur. Hastalıklar, musibetler ise insanı kuyudan çıkarmasına ve kendisini tanımasına, ayna olmasına sebeptir. Demek ki hastalıklar, musibetler aynaya vurulan siyah boya gibidir. Onunla kendinizi seyredersiniz. Başka seyretme şansımız yoktur. Bunlar da peygamberler delildir. Şimdi demek ki sima, ruhsal yapının dıştaki görünüşü, ahiretin habercisi, dış hadiselerin, olayların, göz, renk ve şekil, kulak, ses, burun, koku, dil, tat, dokunma, eşyanın yapısı, içeriye formatın uzantısını değiştirerek, yapısını değiştirerek ruha mal ediyor. Sima yapıyor, suret değildir. Bu şu ayna, şu et dediğimiz, şu da ettir. Bu seni tanımlayamaz, gösteremez. Dışarıdakinin içini gösteremez. Ruhu dışarı yansıtmaz. Şu sima, ki yıkanmak abdeste, şu sima senin kimlik ve kişiliğini oluşturur. Şimdi devam ediyoruz simaya. Lemalar 319. Ha, yeni gelen bir arkadaşımız da var. Şu örtü, buranın örtü olsun diye konmamış. Böyle zaten esarette gözükmüş. Bir vesileyle devlet başkanlarına başbakan ve cumhurbaşkanlarına en düşük seviye başbakan ve genelkurmay başkanına veriliyor bu. Hindistan'da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sandıkçasının örtüsü değil, sandıkçanın içerisindeki bedenine en yakın olan örtüdür. Bir vesileyle bize kadar gelmiş. Bu örtü İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin örtüsüdür. Hindistan'dan gelmiştir. Yazıda zaten böyle bir yazı oradan. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Allah da ona merhamet eylesin. Gecemizi de nurlandırmış oldu. Misafirimiz, hatta ustadımız elhamdülillah olmuş. Lemalar 319 ve 187'de her bir insanın siması, her bir insan artık sima, lütfen bu yüz değildir. Yüzde olup yüzle alakası olmayan. Mesela hani diyoruz ya, gene yeniler için söylüyorum. Şu yüze bak Allah Allah ya. Ne meymenetsiz adam ya. Ne merhametsiz bir sima ya. Veya yüzünden düşen kır parça. Veya mahkeme duvarı gibi diyoruz ya. Veya ne mübarek adam ya. Ne hoş insan ya. Allah Allah. Şu kadar şey tatlı insan olur mu? Diye dediğimiz şeyde mekanda olup mekanla alakası olmayan. Yani suratta olup suratla alakası olmayan sima, göz, kulak, ağız gibi azay esası da herkes de birbirine benzediği halde birer alameti farika ile hiçbirine tamamen benzemiyor. Lemalar 187'de şöyle diyor, izahını aşağıda okuyacağım. Bu küçük simada, şu kadar bir yapıda, haritada, azay esası da ittifak ile beraber, yani herkesin kulağı aynı yerde, burnu aynı, ağzı aynı yerde, herkes de aynı yer. Farklı yer değil, kulak, burun. Aynı yerde olmakla beraber her bir sima umum simalara nispeten her birisine karşı birer alamet-i farikası var olduğu. Bu ne demek? Bizi ve diğer insanlardan ve canlılardan ayıran, imtiyazlı kılan tarafımız sima, batındaki sıfatlarımızın dışa vuruşu, kabiliyetimizin cemidi, buraya kadar hep okumuştuk ama kabiliyetlerin vuruşudur. İstidatların değil. Aynı zamanda istidatlarımızın alametiymiş. Dışa vuruşu değil, alameti. Yani şöyle istidat ve kabiliyet arasındaki farkı söyleyeyim. Herkes pilot olacak, doktor olacak, alim olacak istidatlıdır herkes. Ama herkes pilot, doktor, alim olacak kabiliyette değil. Yani sistem bakımından sistemimiz aynı. Ama dış etkenler ve içsel yapı, bedensel yapı veya soya dayalı, ne bileyim kültürdür vesaire, istidatlarımız etkiliyor. Demek ki
İstidatlar temelde biriz. Kabiliyetler farklıyız. Kabiliyetlerimizin dış cemi aynı zamanda istidatlarımızın habercisi. Sima. Sima'ya bakın, haşi meydanındaki durumunu seyredersiniz. Hatta demiştim ki, kadın veya erkek evlenirken niçin müsaade edilmiş karşılıklı bakmaya? Çok hikmetin bir tane şudur. Sima'ya bakarak maddi ve manevi her uzvunu, maddi her uzvunu ve manevi halet-i rüyesini seyredersiniz. Sima'da şunu seyredersiniz. Letayf-i refet, dekayk-i şefkat, şuat-ı merhamet-i ilahiye. Üçünü seyredersiniz. Bunlar nedir derseniz, bilmiyor. Oraya girmeye zaten çalışmayacağım, çalışsam çıkamayacağımı biliyor. Yani tahammülüm olmuyor yani çalışırken. Yalnız kalırken, bir de odada yalnızım. Böyle çeşitli hallere sokuyor. Bazen sizden bazı şeylerimi saklamam. Yani bazı şeylerimi kaybedeceğimden de korkuyorum. Yani tefekkür ederken, kaybedeceğim derken intibak edemezsin dünyaya. Çünkü gene bu mübarek zat diyor şu. Bu mübarek artık iyice. Zat diyor ki, çık, gitmek çok kolay. İnanın bana, itimat edin. Bizzat yaşamışım, kısmen. Vallahi çıkmak, bedenden çıkmak, bedensel yapıdan çıkmak, bedensel hallerden sıyrılmak kolaydır. İnan zor değil. Fakat geri gelmek çok zordur. Gelinmiyor. Mesela herkesin bildiği avami bir şey. Cinlerle görüşmek çok kolaydır. 10 dakika sürmez. Ama def etmek 10 sene bile yetmez. Yani miraç yapmak kolaydır. İnmek zordur. Muhyiddin Arabi inemedi. Konevi inemedi. Hallacı Mansur inemedi. Şey inemedi. Muhyiddin Arabi'nin de ustadı, ilk vahdeti vücudu fikrisel yani sacayeni kuran Beyazıt-ı Bestami inemedi. Bu indi. Bu söylüyor. İnemediler diyor. Bu indi ama. Garip bir insan bu. Dün bundan ders yaptım. Bir hafta beni etkiledi bu. Veya 3-4 günden beri bu elimde. Bana müsaade edilmiş 10 gün. 10 gün sonra benden gidiyor. Dün şu, ben seyri sülük-ü ruhanide diyor. 56'da, lemalarda. Seyri sülük-ü ruhanide seyahat ederken, dili ekip beni yani. Nerede seyahat ediyorsun? Sen mahallede mi ediyorsun? En parlak, en nurani sözlerin ve hareketlerin sünnet-i seniye olan, sünnet-i seniye uyan sözler ve hareketlerde gördüm diyor. Allah'ım bunların şefaatine bizi mazhar eyle. Mahrum etme ya Rabbi. Çünkü başka hiçbir şansımız yok inan. Yani hakikaten büyükler büyüktür. Ben bunu şeye sordum. Bir tenis ettireyim. Kırıkan'da dedim ya biraz önce Muhyiddin Arabi'nin ustadı ilk fikri koyan Beyazıt-ı Bestami. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'ne sordum. Orada bir namaz kıldırmayı da alı bana nasip etti. Mihrap'ta yürüdür önce kabri karşımda oldu. Namaz şeyde oluyor. Namazdan sonra oluyor. Cemaatına doğunu. Karabalık tabii. Orası çok karabalık. İmamım ben. Mihrap'tan geri döndüm. Baktım ki o zat karşımda. Sordum ona manen. Yani içimden geçeni sordum. Nasıl sordum? İçimde geçeni söyledim yani. Sordum derken bu yani herhangi uçuk muçuk değil. Açık manen değil. İçine geçeni onlar. Allah'ın izniyle duyarlar. İnanıyorum ben öyle. Dedim ya niye büyüksünüz? Niye bu kadar büyüksünüz? Senin zamanında çok efendim zenginler, dünyevi makamda olan rütbeliler, para babaları o zamanın vardı, unutuldu. Ulan siz hiç mi mağaraya çekilmiştiniz ki insanlardan? Ulan siz tarih sizi silemedin. Niye bu kadar büyüksünüz? Hayret ediyorum dedim ya. Niye büyüksünüz dedim. O da dedi ki bana, geleni söyle. Dedi ki, sizin için büyük olanlar, bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk. Bir daha söyleyeyim. Sizin için büyük olanlar, yani size hedef olanlar, size gaye olanlar, bize büyük olmadığı, hedef ve gaye olmadı. O zaman her şeyin sahibini gaye edindiğimiz için,
Her şeyin sebebi. Bir de hadis var biliyor musunuz? Eğer bir fazilet kemalatını yapıp gizli de saklarsan diyor. Allah'ın şöyle vaadi var. Senin vefatından sonra diyor ben o vasfını çıkartıp sana hasenat vesilesi yaparım. Koridor. Eğer sen o güzelliğini, iyiliğini söylersen söylediğin kadar kalır sevabı. Allah'ın böyle bir vaadi var. Yani sağ eline verirsen solunu gizli bilmesi var ya. Eğer gizlersen diyor, ben de sana bunu benim için yaptığına göre vefatından sonra o fiilin, o gizlediğin fiilin koridor olacak ruhuna dünyadan akma vesilesi yapacağım. Yani sistem acayip çalışıyor. Hadi geç, biter. Ne yaptık? Çabuk hani gidecektik. Mektubat 516. İstikbal asırları bu asrın simasına, gayretsiz adamlarına, yüzlerine asrın siması var. Vel asr. İnnel insane lefî husr. Yani asra yemin ediyor Allah. Yani husranda olan, çok tuhafıma gitti. Bugün bir şey hatırıma geldi de paylaşayım sizinle. Emaneti biz dağlara verdik, yüklendik, almadılar. Öyle değil mi? Hatırladınız da? Almadılar. Burada tamam mı? İnsana verdik, insan yüklendi. İnsan yüklendi. Sonra Allah diyor ki, innel insane zaluman cehula. İnsan ne zalim ve cahildir. Dağlar almadı, biz aldık. Çok mu akıllı bizden dedim. Bizden daha mı geleceği gördü de almadı. Biz nasıl aldık? İnsana yüklenilen emanet bizim zulüm, zalimliğimizi ve cehaletimizi kaldıran şey olduğu için aldık. Bir daha söyleyeyim. İlginçtir. Biz emaneti dağlara verdik, dağlar almadı. İnsan ver dedi, aldı verdi. İnne hukâne zâruhundan cehûlâ. İnsanoğlu ne kadar zalim ve cahildir. Peki, dağlar almadı bizden daha mı felasetti? Daha mı akıllı almadı da? Ben dağlardan daha mı aptalım ki ben hemen aldım? Ha, insana verilen ne verildi? Emanet. Niçin verildi? Altında ne söylüyorsa, altında ne diyor? Bunu burada bırak. Yasin suresine geçiyor. Ya Muhammed, bu kemiği, toprak, kemik ve bu toprak olacak, bunu toprak olacak, kemikleri mi diriltecek Allah? Dediler. Değil mi? Sonra Mülk suresine diyor ki, ya leyteni kün tuturama, keşke toprak olsaydık. Bu toprak mı dirilecek diyen orada diyecek ki keşke toprak olsaydı. Kur'an'ı bir atif yaptım. Şimdi burada da yapıyorum aynısını. Diyorum ki bana ait yani doğru ve yanlış. İnsan emaneti aldı. Niçin aldı? Bir şeyi kaldırmak için. Neyi kaldırmak için? Aşağıdaki söylediği sıfatla cehaletini ve zulümlüğünü. Emanet de kalkarsa emanete eminsin. Eğer cehaletini ve zalimliğini kaldırmasan emanete hakikaten ihanet etmişsin. Ya. Neticesi, yani neticesi değil, sebebi oluyor. Evet, sebebi yani. İşte kainatın simasını konuşmuştuk. Kainatın siması, arz siması, insan siması. Mesela geçmiş asırdaki şey, gelecek asır şöyle diyecek. Tuh! O yüzsüz asır, o yüzsüz insanların yüzüne geçmiş asırdaki bizim asra denilecek. Hiç mi gayret yoktu bunlara ki İslamiyet'i böyle yetimize şey getirdiler. Hiç mi gayret yoktu bunlarda İslam? Diye usta diyor ki bu eserleri, bu davayı diyor. Onların tükürlükleri yüzümüzü gelmemesi için, silmek için. Hani bizim hizmetleri görecekler gelecek insanlar. Diyecekler ki yok onlara tu yok. Onlar gayretli insanlardı.
boğazın simasına veya arz simasında gibi tabirlerde asra ve arza tecelli eden esma ve sıfat bütünlüğüne diyor. Asır ve arzdaki tecelliler tekrar zannediliyor. Oysa her bir asır ayrı bir tecelli ve bu esma ve sıfatların tecellisinde ortaya çıkan mana bütünlüğüne arz siması deniyor. Yani mesela geçen hafta beni böyle gördünüz. Zannediyorsunuz ki aynı. Aynı değilim. Siz de aynı değilsiniz. Hiç kimse. Çünkü an ve an şusunuz. Hepimiz. Ampul saniyede 60 defa yanar söner. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı ve mesafe kısa olduğundan bu kadar hızlı yandığında biz devamlı yanar zannederiz. Bunu dağın biraz yukarısından ovaya doğru veya sahilden denizdeki gemilere baktığınız zaman lambaların yanıp söndüğünü görürsünüz. Doğrusu odur. Mesafeden anlıyoruz ki yanıp sönüyor. Her an, her an ama saniyede 60 defa bu. Biz bilmiyoruz saniyesini. Saniyede ne kadar? Var olup yok oluyoruz. Yok olup var oluyoruz. İlimden kudrete, kudretten ilme. İlimden kudrete, kudretten ilme. Varlıktan yokluk, yokluktan varlık. Böylelikle kayyumiyete aynayız. Her an var olup yok oluyoruz. Farkında değiliz. Onun için bir hal bir haline tutmaz. Kriz geliyor bana, kriz yok. Düşünceyle yeniden kuruyoruz saati. Saat boşaldı, kurdun saati çaldı. Yeniden kurmasa saat çalmaz. Biz düşüncelerle kuruyoruz. Kriz tek kendi başına gelemez. Mesela o şeylerde çok hayvanlarda gelmedi. Demek ki asra yemin ediliyor, insana yemin ediliyor. Yani oraya tecelli eden esma ve sıfat bütünlüğüne yemin ediyor. Onların da siması bu. Peki geçiyorum. İlginçtir bu. Esma ve sıfat bütünlüğü simayı oluşturuyor. Peki şuraya bakıyorsunuz. O kainat simasını göstermiştik değil mi? Kainat siması, arz siması, insan değil mi Harun? Evet. Görmüştüm. Bir de geri dönmeyelim çünkü yolumuz çok fazla. Sözler 8. Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin nüminesini gösteren 3 sikî rububiyet var. Rububiyet. Ne dedin? Uluhiyet mi? Rububiyet var. Üstte rububiyet var. Nerede rububiyet? Üstte rububiyet var. Altta uluhiyet yazmış. He. Bu sada şu mu? Evet. Çünkü bu farklı. 3 sikî rububiyet var. Bu da o. Sonra onu tanımlıyor. Detayına giriyor. Diyor ki gene devam ediyor. Yani kainat simasında, arz simasında, insan simasında 3 sikî uluhiyet var. Bu burada bir sorun var. Değil mi? Ha, tamam. Aynı yer. Aynı değil mi? Aynı. Aynı. O zaman uluhiyet değil. Bu silincik. Burada rububiyet var. Sözde malum. 8'in sekva. Doğru. Şimdi yukarı okuyoruz. Kainat arştan aşağıya demektir. He? Kainat. Kainat nerede? Göstermiştik. Yani oraya girelim uzun olur. Harita, şecere hilkat. Orada var. Orada da var. Orası. Bir yere asmak, ciddi asmak isteyen varsa şuradakini söküp alabilir. Çünkü orada yapılmış. Yani bir yere ben asmak, keşke benim elimde olsa asardım veya evde çok tefekkürlü okuyan varsa o bizim hediyemiz olur, alabilir oradan. Şimdi kainat demek arştan aşağıya. Kainat arştan aşağıya ta alemi şadet içine alan. Sikke ve rububiyet simaya bakıyor. Kainat siması kendini arz simasında arzda insan simasında cem olmuş. Birbirinin nüminesini gösteriyor. Yani kainat siması geniş, şöyle diyeyim. Buz şöyle diyeyim. Yukarıdan aşağı mı gideyim?
Buzda su. Suda haşikyo. Haşikyo da enerji. Kainat arza hulasalandı. Arz insanda hulasalandı. İnsan. İnsanda ne varsa çekirdektir. Hem kainatta hem şeceri hilkatte var. İlginizi çekin. Biraz tabii tefekkürü ve bazı şeylerde kopmadır. Kop. Gel buraya. Bunların her biri diğerlerinin nümineleridir. Sikke batını dışarıya taşıyan ve taklidi taklit olmayan saltanat gücünü gösteren uluhiyet değil rububiyettir. Yani Allah'ın taklidi, yani Allah'ın eserlerini, fiilini taklit edilemez. Mesela bir misal vereyim. İnsanoğlu arabasını, motorunu blok yapar, içine krankmeli koyar, volan koyar, piston koyar, sibon. Yani dışarıdan hep ekleme. Sonra işte şunu koyar, bunu koyar, araba olur. Dikkat ederseniz hep eklemedir. Allah'ın sanatında terstir bunun. Mesela dışarıdan ekleme yoktu. Bir tomurcuk çıkar, bir çekirdek patladı, ağaç oldu. Patladı, dal oldu. Patladı, yaprak oldu. Patladı, tomurcuk oldu. Patladı, meyve olmaya başladı. Patladı, 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 patladı. Hep içeriden dışa vuruştur. Dışarıdan içeriği yok. Bir insanda var bu. Fark. Allah'ın sanatıyla. Ki insanın sanatı da Allah'ın sanatı. Ama onu öyle yapmış. Bu çok tuhaf. Taklit edilemez. Şimdi şimdi bu sizin işinize yarar. Kitap okuyanlar için söylüyorum. Şimdi merak etmiştim. Yani merak değil de istemiştim ki size şeyi de göstereyim. Ona ne yaptık? Çok mu şey yaptık? Geçti mi ben? Yok. İstedim ki kainat simayı bir daha göstereyim. Demek ki geliyor. Sözler 11. Metin yani hiç dokunmadım. Ustad'ın dediğini yapmaya çalışıyorum. Tasnif etmek. Dizmek yani. Nasıl? Böyle dizerseniz Risale-i Nur'u mana farklı oluyor. Böyle dizerseniz değişiyor. Mesela şöyle dizerseniz hakikat. Şöyle dizerseniz suret. Şöyle dizerseniz sima. Şöyle dizerseniz rububiyet. Şöyle dizerseniz uluhiyet. Şöyle dizerseniz hakikat. Böyle dizerseniz uluhiyet. Dersini mesela şu işte. Şunlar. Burada kullanmış. Bununla beraber kullanınca ayrı. Bu yeşili burada kullanmış. Bu farklı. Kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti, yani sikke rahmete bakıyor, hatem rahimiyete bakıyor. Küre-i arzın simasında hatem-i hadiyet vazide, insanın mahiyeti maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikke-i rahmet vardır ki, insanın bir de manevi sima var. Bak şu sima var ya, şu et. Bu seni göstermez. Sana ayna değil. Bak bu ayna. Lavadaki aynaya gidip çekip kayboldu. Tutamaz. Senin suretini gösterir. Bu ise senin duygularını, hislerini, fikirlerini, korkularını, endişelerini, emellerini, arzularını, namaz kılıp kılmadığını, zalim, alim, Müslüman, kafir, batılı, doğulu, Fransız, İngiliz, Türk ne olduğun bundan belli. Böyle bir cami, ayna yoktur. Sima kadar cami bir ayna yoktur, bilmiyorum. Şu, bak aynaya bak. Lavabodaki ayna, sudaki parlaklık değil. O senin suretini gösterir. Bunun gibi cami bir ayna yoktur, olamaz. Bir tane daha var. Hani o da diş değil, o da. Neydi o? Kelam. Ve elsinetikum ve elbanikum. Kelam. Hiç. Yalan konuşmasın veya anla. Kelamını şöyle 5-6 dakika, 5-10 dakika konuşsun. Bir hemen anlarsınız kimin. Çünkü kişi dilinin altındadır diyor İmam Ali. Dedi Allah. Arkadaşlar konuşmak ne demek biliyor musunuz? Akraza sorun. Dili ve sağır olanlara sorun. Konuşmak neymiş? Ne mucizedir? Gafur. Ne mucizeymiş? Anladın mı?
Anladın mı? Başka bir şey daha takıldı. Takılmasın. Kimisi kokusundan da diyordunuz da geçen hafta. O daha basit bu taraf. Herkesin kimliği korku. Acayip bir şey. Konuşmak ne acayip bir şey ya. Şu Simay nasıl yapmış? Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, numinesiz, muacelesiz, misalsız, modelsiz yapmış. İlk ve son. Ve her an değişiyor. Bu ayna değişmez. Lavaboya gidin aynı ayna. Bu her an değişiyor. Tık 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 tık. Aha. Mesela adamı hasta eder. Ne lan ya kağıt gibi hasta mısın? Hayır. Yok aferin. Yok aferin bana öyle geldi. Abi Sima bitti abi. Peki daha acayip birini söyleyeyim. Göz kalpten haber veriyor. Göz. Göze bak, kalbi seyret. Daha acayip, daha içeriye git. Daha şeyi, dürbünü şey yap. Nereye girip? Göz bebeğine gir. Sima. Sima'dan içini seyret. Genel. Organlarını da seyret. Gir. Gözüne gir, kalbini seyret. Göz bebeğine gir, ruhunu seyret. Çünkü siyah olması lazım. Allah hakikaten usta ya. Vallahi gurur duyuyorum burada. Yani ne usta Allah ya. Nasıl geçişler yapmış. Böyle bir Allah ile insan gurur duymaz mı ya? Tövbe yani. Ağzımdan bir şey geliyor tutmaya çalışıyorum. Çok hoşuma gidiyor Allah ya. Vallahi hoşuma gidiyor. Şahit ol ya Rabbi. Yani nasıl yapmış usta işte. Bir tanesi aradı telefonda ne diyor? Nereden aramıştı o? Kayseri. Kayseri'den aramış. Bugün. 4 sene demeli namaz terk etmiş bilmem şey yapmış şuradan bunda falan. Bir kağıt yaptık ya. Onunla dünyası değişmiş ve namaz her şeyi kitap okumaya başlamış. Meğer ölüm korkmuş. He? Islak ölümüyormuş. Şimdi ölüm yani ahiretle dünya arasındaki ne kadar yakın ne kadar uzak. Hiç dedim ki şu kağıt desem ki bak kardeş takılma şey yapma bu başka şeydir gözükene bakma. Bu içim içi değil. Bu donuktur bir yerdedir rengi vardır ama buna hiç benzemeyen tamamen buna zıt olan latif olan tamam mı? Şey buradadır, nur. Ha, yaktın. Yaprağın içinde değil ateş. Bak, bardağın içinde su var. Suyu buharlaştır. Bardak kaldı mı? Yine kaldı. Ha, yani içiyle dişi farklı. Bunun içinde ateş yok, nur yok. Bu nur ve ateş donmuş buhaldır. İçi dişi yok. Yani bardakla su farklı. Burada farklılık yok. Yani onun için ahiret dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak. Mısır'ın patlamasından çıkacak. Yani bu kağıdın içi dişi değil. Ateş ve duman donmuş boğulmuş. Yak bunu. Hiç ömründe kağıdın odunun yandığını görmeyen adam bundan çıkan o alevi tahmin edebilir mi? O çıkan nur ahirettir. Bu işte dünyadır. Ha, buradan çıkan nur yaprağa ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Ölüm denilen budur. Peki çıkan çıktı. Esas tarafı o diyor. Hanımıyla dinlemiş. Esas tarafı o. Çıktı gitti. Tabakta kim kaldı? Kimi yakaladınsa göm. İşte ölen olur. Kim kaldı tabakta? Kül. Yapalım bir de. Yeniler için getir oraya böyle koy. Ama biz devam edelim. Madem o kadar tesir etmiş. Onun hatırına yapalım. Duygumuz değişir. Yani kim yakalandı onu göm. O ölmüştür. Çünkü kokmasın. Ama gideni yakalayabiliyorsanız onu da göm. Dedi ki of be. Ölüm bu kadar güzelmiş dedim diyor. Ve hemen namaza başlamış. Dedim ki buna mı kabil? Allah seni bir sente vardı böyle. Keban barajını eve su, şey elektrik alamıyordun.
kablon oksitliydi, basitti. Kablon, güzel bir kablo koydum. Madem Ceyran gitti, her gün 10 dakika okumayı bırakmayız. Sima da o işte. Küreyar siması. Ha bunu okumak istiyordum. Kainat-ı küre. Nebatat ve hayvanatla örtülmüş. Yani et, deri madde. Bu nebatat ve hayvanatın tedbiri ve terbiye ve iaşesinden ortaya çıkan teşabuh, tenasüp, insicam, lütuf ve merhamet gözüküyor. Nebatat ve hayvanatta, anlıyor musunuz bak, nereden geliyor bak, külliyatı hiç dokunmuyorsun. Tasnif ediyorsun bakın. Küreyar siması bak, böyle yapınca ne güzel anlaşılıyor. Küreyar siması, şu toprak tabakası var ya, o ne var üzerinde? Nebatat ve hayvanat var. O kadar başka şey. Şimdi orada nebatat ve hayvanatın terbiri, terbiyesi, idaresi var. Onların bütünlüğünden teşabu, tenasüp, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikki-i kübra-i rahmaniyettir. Rahmaniyet kafir mümin fark etmeden insana, hayvana, deliye, alime, cahile fark etmeden Hakk'a hayatını veren, yani terbiye eden, tedbirini gören, idare eden, teşabuh eden, tenasüp eden, insicam, lütuf, merhamet. Bu rahmaniyettir. Rahmaniyet ayrı bir şey oldu bakın. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman, bu küre-i arzda gözükür. Yani toprak tabakasında, bitki ve hayvanlar alemindeki tedbir, idare ve terbiye. O bu ama bunları da bir bütün yapmak farklı farklı iken bu da teşabuh vesaire anlatıyor. Bu işte rahmaniyet budur. Şimdi sikke ise koyarız. Zaman geçirmeden hemen yapayım. Yeni gelen arkadaşlara bak sizi hatırınızı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar dedik ki örtüye çekeceğim abi. Doğru söyledim. Sonra bizi affeder. Yani biz olumsuz kelimeyi kullanmayız. Affetmez abi bizi. Niye affetmesin kardeşim? Onlar bizim gibi değil. Onlar çok büyük adamdır. Niye büyüktürler? Affettikleri için. Biz küçüğüz. Affetmiyoruz. Kinciyiz ondan. Onlar büyük adamdır. Onlar değil hakkı istemek. Haklarını vermiştir. Kalk postan derler, kalk desen kalkar. Onlar büyük adam. Şimdi dünya budur. Kadınsa erkek, eksekse kadın. Bu kadın. Bu senin yatın. Bu da senin yatın. Bu da paran katın. Tamam para. Bu. Dünya budur. Şimdi hayatta hiç bunun içini görmemiş bir insana. Anlatıyoruz, ilim bu değildir. Bu donuktur, bir kilosu var, bir yerdedir, her yerde olamaz. En büyük düşmanı bunun içindedir. Latiftir, tutamazsın, kilosu yoktur ama bunun kilosu vardır, bu bir yerdedir. Desen inandıramazsın. Şimdi şunu çok antikadır. İnsan gördüğü zaman hoşuna gidiyor. Şu hakikat geliyor, güneş. Dünya, şimdi buradan... Bunun çıkacağını, bunun içinde olduğunu tahmin edebilir miydiniz? Hiç görmeseydi. Yok. Tahmin edemezsiniz. Yani bunun içinde, bu kim tahmin eder bunu? Dünyanın içinde de ahiret böyle tahmin edilemez. Ama ahiret nerede? Kim kaldı? Burada kim kaldı? Hemen yakala. Yakala, ses ver. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Ölen buymuş. Kim? Kim yakalandıysa. Bu öldü. Peki, bundan çıkanı yakalayın da gömelim. Esselatu ve selamu aleyk. Nerede? Yok. Yok ki. Nasıl gömeceğim ben onu? O ruhtu. O ahiretti. Bu dünyaydı. Dünya ile ahiret arasındaki ilişki kağıt ile nur arası gibi. Aynı yerdedir ahiret.
Dedik ya, bir tane tomurcuktadır gövde, tomurcuktadır dal, tomurcuktadır yaprak, tomurcuk çekirdektedir meyve. İçeriden patlıyor kardeşim. Bu içeriden patlıyor. İçeriden patlıyor. Kim bunu tahmin ederdi? Bir daha yapacağım çünkü hoşuma gidiyor. Benim vallahi hoşuma gidiyor. Bezi yapmayacağım. Yok yapmayacağım. Şimdi bak. Kim tahmin ederdi? Bundan bu çıkacak. Dünya yanıyor. Hakikat ilmiyle. Hakikattır bu. Tamam bu hakikat. Bu derslerdir. Nerede? Yakala da göm. Hadi yakala. Ama bak biraz nemdi. Terim sürmüş. O da yanmadı. Bu da direndi, isindi, yanıyor ama dumanı çıkıyor. Bu da tövbe. Tövbe edince ıslak şey yanıyor ya. Tövbe edersen kuruyor. Öteki yan tarafta yandı. Yan tarafta yanınca onu kuruttu. İyilikleri, günahları kuruttu, o da yandı. Kim öldü? Kim kaldıysa öldü. Onu da gör kardeşim, bunu görmüş. O zaman kim ölecek? Sen mi kurtulacaksın, merak etme. Ruhun cesetten çıkacak. O kadar kolay. Ama günahın varsa... Yani günahın derken ağır şeyler yapmışsan şimdi onu yakalarlar. Onu toprağa gömecekler ama. Bak iyilikler var. La ilahe illallah dedi ama namaz yok. Lan dur lan. Bak tövbe ediyor ama işte günahlar böyle adam bak. Gitmiyor. Ha, bu mu kaldı? Gömün. Bu adam öldü. Kim yakalandıysa onu gömecektir. Bir tarafta mı kurutacaklar? He? Orada kurutacaklar. Meslevi de geçiyor. Diyor ki, Nura inkılap edinceye kadar yanacak diyor. Nedir o? Namazı olmayan kabre girenin vallahi tallahi benim ilmime göre hiç şansı yoktur. Ama namazı kılanın, kazasını kılanın Allah'a yemin ederim ki Allah'ın merhameti çok büyük olacaktır. Namazı olanın Allah'a yemin ederim ki o benim inandığım, bildiğim Allah, o ilmimin gösterdiği Allah, öyle bir Allah ki o namaz kılanlara Allah senin tahmin ettiğin gibi de olmayacak Allah sana. Acayip merhametli göreceksin. O senin zannettiğin Allah olmayacak. O kıl namazların var ya, namazı girerse Allah Resulü diyor ki namazın hesabı asan olan hesabı suhuletli olur. Kaza namazı olan ödeyecek. Ya burada ya orada. Hemen kazanı başla. Bak gördünüz mü? Adam yakalandı. Gömdük bunu. Çünkü uçamadı o. Islaktı. Eğer güneş görseydi ıslak kuruyacaktı. Islak odun dumanı çok çıkar. Güneşe duran odun dumanı çıkmaz. Ha, güneş hakikattır, Kur'an'dır, imandır. Nur-u iman. Değil mi? Ondan sonra şems-i nübüvvet, şems-i şumus, nuren nur, musavire nur. Allah da nura, güneşe misafir ediyor. Yani böyle o. Peki. Allah Allah. Neler bizi bekliyor, o kadar hoş ki. Adam gibi adıma hiç endişe etme. Adam. Namazımızı kılacağız, kazanamazız, internet, televizyonlardan, cep telefonlardan uzak duracağız. Davamıza sahip çıkacağız, eş dostumuza. Yani hastalıklarımızı sadakayla şunlar. Yani bir şey denmemiş ki. Zor değil ki. Zaten üçte bir uykuyla geçiriyoruz. 150 gün tuvalette geçiyor zaten. Az kaldı ya. Yani ne zaman olacak? Dişini sık yakında olacak yani. Yakında öleceğiz yani. Elhamdülillah. İyi ki ölüm var. Sikke, teşabuh, tenasuh, intizam, insicam, lütuf, merhamet, rahmaniyet sikkesiymiş. Bu tabi biraz ağır, yeni gelenler için ne demektir diye. O tabi burada her türlü insan var onlara. Küreyan siması, nebatat ve hayvanattan tedbir, terbiye idaresini bütünlükten tasarruf.
Kainat simasında öyle bir sikke-i rahmeti içinde bir hatem-i rahimiyet var. Sikke rahmete, hatem rahimiyete daha merkeze daha hususidir. Küller simasında hatem-i adet vaz ediyor. Yani hatem-i adet nerededir diye göstermek istedik. Devam ediyorum. İnsanın sureti camiasında küçük bir mikyasta, şu insanın şurasında ama burada olmayan, et olmayan. Tamam mı? Sima, şey demedik, et demedik. Ama burada olup ama burayla alakası olmayan, zeminin siması, dünyada ne varsa hepsinin, bütünü, kainatın her şeyi burada var. Seyredersin. Gibi yine o ismi Rahman'ın cilve yetimini gösterir demektir. Yani Rahman ismi bütüne getiriyor. Şuraya. Bütün kainatı şuraya cem etmiş. Mesela bir tane şey vereyim ama vesvese yapmayın, dağıtmayın. Mesela tipe bakın böyle ama yapmayın. Ama bir parçasını söyleyeyim. Demesem de duramıyorum. Yoğunlaşın. Yoğunlaşmayın da yoğunlaşın. Bakın insanı bir hayvanın hayvanla özdeştiğini, hayvanın simasını göreceğiz. Veya bir ağaç göreceğiz. Bir nurani şey göreceğiz. Mesela Allah affetsin böyle bir şey yapmıştım ama benim zannım bu tabii. Ben bir tarafına baktım birisine, çakal, bir tarafına domuz. Yani şu ikisi de farklı olduğunu gördüm ben. Tek biliyordum mesela. Domuza domuz, çakalsa çakal. Biliyordum. Değil. Değilmiş. Mesela parça parçaymış. Yani bilmiyorum da ben böyle bir hissettim ya. Bakıyorum şu tarafı domuz. Şu tarafı yılan. Bu tarafına bakıyorum ki alim. Bu tarafı fasıl. Bak biraz önce kötüyü anlattım. Nasıl herkesin suratı bozuştu? Ya kötü hakikaten ne kadar kötü ya. Anlatmak bile kötü. Yani bir iyi şey söylesene sana. Şu tarafa bakıyorsun fazile. Bu tarafa bakıyorsun kemala. Bu tarafına bakıyorsun cömertlik, fedakarlık. Adam gibi adam. Eyvallah. Eyvallah. Hakikaten öyle. Vallahi billahi tallahi ben şey simanda böyle tatlı gözüküyor hep. Yani bu şey tatlı ya. Zaten siz sıkılırsınız, ben de sıkılırım sizden. Bak, acayip siman. Tuhaf. İnan, haşir meydanında öyle yüzler var ki diyor, siyah. Ayet mi? Öyle yüzler var ki, güneşi ve ayı söndürecek nur ani yüzler var. Allah'ımız böyle, gadabını aşmış bir Allah. Merhametini aşmış bir Allah. Yani cezalandırmak için sebep aramayan Allah. Hani biz çoluk çocuğumuza, insanlara birisine düşmanlık yapacağımız zaman bahane ararız ya. Ama öyle ama. Yok. Allah sebep arar iyilik için. Hatta bir tanesini kurtarmak istiyor. Bir senaryo var. Peygamberimizin hadisini okudum da. Ahkam hadisi değil. Tefekkür. İbret. Allah birisini kurtarmak istiyor. Vermiş kararı. Diyor ki ey kulum, sevdiğim bir alimim, ben sevdiğim bir alim var. Onun ismini söyle, onun hürmetini kurtarayım. O kadar gafil ki onu da bilmiyor. Allah'ın bir alimini bilmiyor. Peki de, Allah öyle bir Allah ki, tamam mı? Git de demiyor. Peki, benim sevdiğim bir alimi bilemedin, bari onu seven birisini söyle bana. Yani köyünde, kasabanda kimse yok muydu yani? Onun ismini söyle. Ya Rabbi bizim köyde, bizim yakınımızda diyor, bir adam vardı, birisinden bahsederdi. O böyle birisini severdi. Hah, onu seveni sevdiğin ve onun ismini bildiğin için seni affetti. Allah değilmiş. Yani buna Allah nasip etsin ya. Acayip bir şey. Çünkü dönüşü yok biliyor musunuz? Dönüşü yok. Zor da değil. Bulutun arkasına uçmak, suyun üzerine yürümek istenmemiş. Dersini yap, dersini oku, namazını kıl. Televizyonlar, internette de zalimlere, zındıklara, münafıklara muhatap olmayın. Dinlemeyin ya, dinlemeyin. Haber dinlemeyin, muhatap olmayın. Kokuşuyor suratlar. Abi müspet, dinleme kardeş.
dinleme uzak dur. Haberleri seyredenlerin aklını dağıtır manevi bir divane olur, kalbini dağıtır manevi bir dinsiz, ecnebi olur diyor. İşte dinsiz olur. Kastamonu otosiklet. Uzak dur kardeş. Uzak dur. Ben seyretmiyorum. Neyi kaybettim? Bitmiyorum. Bitmiyorum. Yalan mı söylüyorum? Niye kendi berbat ettin kendini? Çöp tenekesi yapacağım. Niye yapacağım ki? Dünyaya kaç defa geleceğim ki hatır için din yaşayacağım? İnsanın sureti camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilve yetimini gösterir demektir. İnsana girmek istiyorum da acele ediyorum. İnsanın simasına gireceğim. Dikkat ederseniz kainat ar siması. İnsana bir gelelim şimdi simada kim var? İnsanın sureti camiasında zeminin siması, kainatın siması cem olmuş. Yani şurada kainatta, dünyada ne varsa hepsi var. Her hayvan var burada. Ustad diyor ki komisere, sen bana gelmeden önce diyor, akşam seni yılan suretini gördüm. Mesela Almanya'da gelen var, dostlarım görüyorum. Ondan sonra siz de görmüşsünüzdür. Ya köpek gezdirene bakın, köpek sahibine nasıl benziyor? Eğer benzemiyorsa yeni almıştır. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Merak ettim. Köpek mi sahibine benziyor sevgiden? Sahibi mi köpeğe? Kitaba müracaat ettim ha. Günlerce uğraştım. Köpek değişmiyormuş. Değişen insanmış. Sahibi köpeğe benziyor. Birisine dedik de söylettirdim. Teşekkür ederim demesin mi Alman bana? Yani ne kadar köpeğe benziyorsun sevgiden? Mer gurur duymuş. Ama hepsine denmezmiş. Çantayı kafana geçirebilir. Allah. Şimdi sana da bakıyorlar böyle namaza benziyor. Yani bir Müslüman. Sokakta siz ayrısınız yani. Bakın sokakta. Bugün mitingden çıkıyorlardı baktığın zaman. Bakıyorsun böyle. Vel asr iner insan elefiyemiz. Yani alimler ne güzel demiş bunu tefsirinde. Demişler ki bu asır için kayıp asır. Yani insanlık gelmemiş kabul ediliyor. İnsan gelmediğini kabul ediyor. İnsan gelmemiş. İki ayaklılar varmış, insan gelmemiş. Ustad şöyle diyor, kahte rical. Yani insan kıtlığı. Yine o zaman, o zaman suret sima içine almış, hem zemine hem de kainat simasını kullanıyor. Hadi bir insan simasına gelsin de ben biraz rahatlayayım. Çok merak, hoşuma gidiyor. Hayat gibi, her bir zihayat dahi, bu kitabı kainatta, birer mühru vahdaniyet olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatim-i hayadet konulmuş. Ne demek? Vahdaniyet şahsı gösteriyor. Yüzüyle simayı ayrı şeyler, yüzde sima ayrı şey. Her bir zihayat birer mühru vahdaniyetmiş. Ne diyor diye bazı yeni arkadaşlar diyebilir. Ne yapalım kardeş? Yani biraz da sen de sabret biraz önce bak. Ha. İnsanın mahiyeti camiası simasında, insanın mahiyeti camiasının simasında. Şimdi geldik ha. Buraya yaslanın şimdi. Yani diğerleri şey değil mi ama benim ilgimi çekince altını ve üstünü çiziyorum. İnsanın mahiyeti camiasının simasında. İnsanın arka tarafı. Bak arka tarafı, Abdülkadir abi doktorum benim. İnsan arka tarafı. Sen görmüyorsunuz. Bak bu tarafa yaslanmışsınız. Keşke böyle yaslanırsanız da görseniz. Yalçın, böyle bir git. Böyle siz de görün. Çünkü gözünüzle de içeriye girmesi lazım. Göz, kulak, burun, dil ve elle giriyor. Eksik olacaksın. Şimdi ne varmış? İnsanın dibi. Şu simanın dibi yani ha. Şu et demiyor. Ette gözüküp ette olmayan. Dibinde şu varmış. Letayfi refet. Başka bir şey anlatacağım. Dekayki şefkat, şuat-ı merhamet ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulve-i rahimiyettir. Rahimiyet insanda ancak oluyor. Rahimiyet insanda. Bak, kainatta uluhiyet. Kainatta uluhiyet. Dünyanın yüzünde rahmaniyet. Kafir, mümin, sığır, insan, köpek, domuz, dağ, tepe, taş, toprak. Rahman tecelli ediyor. Fark etmiyor. Rızkını veriyor. İdare ediyor. İnsanın ise, insanda ise rahimiyet. Ne demek biliyor musunuz rahimiyet?
rahime tecelli etti mi Allah besliyor ruhunu. Başka? İman-ı bil ahirette iman ettiği bir şey. Yani iman ettik mi ahirete? İman ettik meleklere? İman etmek peygamber. Kârını nereden alacağız? Orada. Orada olan bir şey burada da basıyor. İman etme nispetinde ahiretten size ceyran basıyor. Arkadaşlar, insanın dekayı ki şefkat, letaifi, refet, şuat-ı merhamet-i ilahiye. Ne demek biliyor musun? Bu rahimiyetin açığı hakikatıdır. Bu rahimiyet besliyor buraları. O zaman o insanın mahiyeti camiasındaki bu üç sıfat rahimiyet besledi mi? Cehennem haram oluyor işte. Cehennem yakamıyor bunu. Cehenneme kalkan bu taraf. Yani bir daha şöyle anlatayım avami. Kafir, Müslüman fark etmiyor. Domuz, çakal, eşek, koyun, kefir fark etmeden. Rızkını, hak hayatını, nefesini, organını veren Allah. Herkese tecelli. Rahim sırf Müslümana tecelli ediyor. Onun bir mana şöyle demişler. Allah'a iman edenlere Allah özel muamele edecek rahim. Ama usta diyor ki dünyada da var. Mesela İmam Rabbani bunun sahibi diyor ki, şunu gel ona gel. Avamın diyor beklediği o cennetteki hazları havas derecesine göre dünyada ruhunda yaşar. Ruhta yaşar. Ruh asudedir, sakindir böyle. Dalgaları gözükmez. Akarsın metsuptır, saftır. Yani dersin. İçi böyle asudedir. Dışarıda debdebilidir vesaire. İçinde kıyamet kopuyor. Yani içeride asude, dingillik, denklik nasıl oluyor biliyor musun? Sıkıntı yok değil. Hepsini yeri yerine koymuştur. Bu budur, bu da budur. Mesela sıkıntı gelmiştir. Tamam. Nereden geldiğini bilir. Celal tecellisidir. Adem alemlere sabına çalışıyor. Yani bu memlekette şurada siz ben yokum. 18 bin alemle alakalı ruhaniyat var. Burada yok yok. Ne aklınıza geliyorsa hepsi var. Hepsi var. Bütün pislikler, bütün iyilikler hepsi var. Burada. Nerede abi? Yani kağıdın neresindeydi? Bak biraz önce gösterdik ya. Duman yok muydu? Evet. Isı yok muydu? Nur yok muydu? Letafet yok muydu? Renk yok muydu? Dalga boyları yok muydu? Bir sürü şeyler vardı. Bak nasıl çıktı. Kağıt da bu kadar şey saydı. İnsan düşün. Bu insanda yok. Yok. Ha peki o alemler nasıl sana gösterecek? Bu buyum. Bu da budur. Bu da budur. Her alem bir vesileyle sana hissiyat suretinde memzuç nakışlar var diyor usta. Kaynar. Mesela bir an alır seni, bir hava alır seni, tamam mı? Böyle uçuyorsun bulutun arkasında, Allah rahmetiyle özeli aldı seni. O an ne demek biliyor musun? Böyle ahiret yakın gözükmesi, Allah yakın gözükmesi, Allah bir şey olması. Yani imani bil ahiret araladı. Yani namazda da olur. Bir tane yapayım. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan الشمس والقمر بحسبان. Çaktırmadan okudunuz. Namazdasınız. Öyle tatlı bir hal olmuyor. O ne demek biliyor musun? Bak, öteler ve Allah araladı. Şu anda ben senden razıyım demekmiş. Yani oradan besleniliyorsunuz. Halakal insane min salsalin kelfahhar halakal canne min marici minnar. Atladım bir yerde. İki harf. Yani bunu okurken bir hal olmuyor. O ne demek? Oradan besleniliyoruz. Oradan besleniliyoruz. Yani bu, şunu anlatmaya çalışıyorum. İfade edemiyorum kelamla. Aldığın o şey, açılan koridor dünya cinsinden değil.
Nasılsınız, iyi misiniz, ne yapalım, İstanbul'un kurtuluşu, şöyle Osmanlı tarihi falan demeyle olmuyor. Er-Rahman, bununla açılıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bununla açılıyor. Yani haz ettiğiniz şey dünya cinsin değil. Neyle alıyorsunuz? Şunla. Mesela elma yiyin. İçindeki lezzeti neyle alıyorsunuz? Dil ile bu tarafa alıyorsun. Sesin içindeki hazı neyle? Kulakla. Renk ve şekilde gözle. Marifeti akılla. Ha. Ahireti de. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İman Allah'a taşıyor ya işte. Otobüs şoförüsünüz. Bıraklaştınız. Büyük otobüs çok. Aa, Adem Aleyhisselam bindi. Neyse dersiniz? Senin arabana binmiş. Sen götüreceksin bunu, öyle mi? Adem Aleyhisselam, 124 bin peygamber. Bindi mi? Hepsi biniyor, sen bakıyorsun da biniyor. Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Jackson'ı ona veririz abi biz. Ha? Jackson'ı ona veririz abi, Efendimiz Aleyhisselam. Allah Allah. Sen şoförlüğünü yapacaksın. Ya sonra 124 milyon evliya. Yani kötülük adına her şey dışarıda. İyilik adına hepsi senin otobüsünü. Ha dediler ki hepsinin vekili olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kaptan sana emanetiz. Hepimiz sana emanetiz. Allah'ın izniyle esbab noktasında hadi kapa kapıyı, bitti. Kainatın kuruluşunda alacağın yolcu bu kadardı. Bunun da kaptanı sensin. Sen götüreceksin. Söyle ya Resulallah. Haritamız, haritan önünde. Ona göre sür. Desen. Ne hissederdin? Bir böyle düşünün bakalım. Yırttık diyor. Ha, buna benzemiyor. İman ile Allah'ı taşıyorsunuz. Bu bile değil. Değil. Bu da değil. İman onları taşımak değildir. Onlara iman et. İman esmadan değildir. İman sıfattan değildir. İman şuunattan değildir. İman zatının bir nurudur. İrade-i cüziyesinin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun, oh kulunun, kulun diyor. Kulun dediğinin delilidir. Kulun dediğinin delili imandır. Mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Allah'ın onayladığıdır. Onaylanıyor musun? Abi ben münafık mıyım falan, ben acaba imanım var mı? Delili be, o kadar basit ki böyle sıradan böyle. Hiç endişe etmesin. Münafık şuurludur. Şuurludur, ne yaptığını bilir. Sen istesen de olamazsın. Bak, evde namaz kılıyor musun sen tek başına odanda? Kıldınız oldu mu? Gülüyor. Peki, dua ettiğiniz oldu mu? Münafık tek başınayken ne dua eder ne namaz kılar. Efendim rahimiyeti biraz anladık mı? Besleyen. Rahimiyet bu üç şeyi besliyor. Bu üç sıfat insanın mahiyeti camiasında bulunuyorlar. Ve bu üç sıfatların alt zeminleri de rahimiyettir. Allah Allah. Rahimiyete bakın. Rahimiyetin dışa vuruşu. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim beni ne yapmış? Ben de letaif-i refetimi, dekayki şefkatimi ve şuat-ı merhametiyle üç tane koy tencere. Dedim ya bilmiyorum bunu. Ama böyle bir şeyler yapmış. Bana yapmış. Peki o üç tane özellik rahim beni böyle yapılandırmış. Nasıl anlıyorum Mustafa? Siman temiz. Namaz var, oruç gözüküyor, şey gözüküyor, tamam. Mesela... Avrupalılar hiç kalpten hiçbir şeyleri yok adamların. Yani simadaki parlaktır, bir tanesi diyor ki yakışıklıdır falan, o değil ya. Mesela hangi zattı, adını unuttum. Gelmiş ilim meclisine, geldi bir tanesi. Gözünü, kafanı indir aşağıya, bizi gönderme. Tamam efendim. Meğer gelirken kadına bakmış. Yani bile bir çarpmış,
bir şey olmaz. Bir daha kasten bakarsa pisliğe girdi. O anda kadının haleti, psikolojisi, cinniyse, psikoloji gözleri, panik, panik atak, depresyonsa kopyala yapıştır giriyor içeriye. Gücün, dayanma gücün kadar. Seni aşarsa aynı onun gibi oluyorsun. Girdi içeriye, göz de onu gönderiyor. Göz, Allah Resulü diyor ki bu mezarda olanların yarısı göz de gitti diyor. Göz adamı çağırır. Ben mesela bugün belki de 2 saat başımın arkasına ağrıyor. Adam öyle bir çaktı ki ben bile direnemedim ya. Hutbede Resulullah'a Cebrail çökertti. Hutbede niye imam biz oturuyoruz? Niye oturuyorsun? Ya Allah Allah. Ela inne ahsene kelam ve ebliya nizam kelam Allah'a melikel azizil allam. Onu okuduktan sonra tak diye çok oturuyoruz. Niye? Cebrail çok. Hani gözde şu an. Peki neyi göndereceksin buradan? Çocuğa bak. Mala bak. Arabayı patlattı. Bizim Mehmet var ya Mehmet. Burada mı Latif oğlum? Şeyde diyor. Ya Anzer yaylasında mı? Yok. Ya şu bu pazarda yukarıda aile ne diyorlar ya? Uzun. Antalya mı? Yok. O var ya meşhur. Aydar. Aydın'ın dedi şeydeyiz dedi, 3 kişiyiz dedi. Tamam al kendisi aç çocuğum. Yani kardeşimiz vakıf. Abi ya bilmiyordum dedi ya. 3 kişiydik dedi. Ya bir baktım ki tarlada o şeyde yeşillikte otluyor. Mehmet acayip olmuş. Ya şu Mehmet'e bak Allah Allah ya. Şu maalesef maşallah demiyorlar. Sığır'a bak ya falan diye. Ondan sonra ben oradan hiç alakası yok yani. Tel kopmuş elektrik orada duruyor. Şimdi sığır oradan otlamayı bırakmış, gitmiş ona sürmüş. Dilini sürünce sığır aşağı doğru gitmiş, yuvarlanmış. Sonra iki göz. Yani ustad onun için şu anda diyor ki, aşırı muhabbet, aşırı adavet, mesela kalem. Yani dikkati çekecek bir şey koyun, tak diye göz ona gidiyor ilk önce. Yani evlerde onun için şeyler koyuyorlar. Yani peki ne anlatacağım? Gözü anlatmak için girmedim. Seyrettin mi gelirken bir televizyonda bir şeyi? İçeri girdi mi? Şarkı türkü kulakla girdi mi? Süf şekil girmez. Burunla girdi, vesaire girdi. Kulakla nasıl giriyor? Allah ayetinde diyor ki kadınlara ayaklarınızı yere vurmayın. Çünkü kadının yürüyüşü de belli. Hiç kadını görmesin. Öyle vurarak dolaşmayın. Ne demek? Ses, kişinin kendi endamından haber veriyor. Tamam. Şimdi girdi içeriye. O pisliği. Abi ne yapıyorsun nasıl? Şak diye bana gönderdi. Lan kopyaladın. Senin olsun lan bakma. Temizlenene kadar kapan aşağıda olsun. O zaten bana. Onun için şu anda geçiyor. Aşırı muhabbet, aşırı davet geçiyor. Evet. Şimdi, ya bu aslanla nerelere giriyor? Lazım olur kardeş. Niçin söyledim biliyor musun? Eve geldin başın ağrıyor. Bugün iyiydin, işe geldin, adama malı sattın, gittikten sonra başın ağrıyor. Hemen kendine zulmetme ya, kendine ben hastayım, ben kötüyüm, ben düzüm. Deme ya, adam yükledi işte sana. Yükledi ya, kendine niye kötülük yapıyorsun? O dedim ya, İnnel insane zaluman cahula. İnsanoğlu ne kadar zalim ve cahildir. Emaneti aldı. Ne demek biliyor musun? Niye cahil ve zalimdir? İnsanoğlu hep böyle başkayı zulmetmeyle zalimliği anlıyor. Başka şeyi bilmemekle cahil zannediyor. Arkadaşlar kendini tanımadığı için, kendinle barışık yaşamadığı için cahil ve zalimdir. Kendisinden bahsediyor. İnnel insanı zalimen cehennemde. Yani kendini tanımadığı için cahildir. Kendisini tanımadığından dolayı da kendisini zalimdir. Neye yatıracak? Yatırım yapmıyor, değer vermiyor. Hep ne derler diye alıyor, giyiyor. Ne derler diye okuyor. Ne derler diye yaşıyor. Zalim kendisine. En büyük zalim kendisinedir. Karşıyı öldürüyorsun, şehit oluyor. Ama sen ebedi cehenneme giriyorsun. Harici yaptığı tecavüzatından değil. Ustad istidatına bahsediyor bu mektubatta. Onun için bahsediyorum arkadaşlar. İçeriye girdi mi?
Mesela bir yerde oturuyorsunuz. Bende de yapıyor. Ya karşıya derslere gidiyorum ya metroyla. Ya kitle toplama okuyorum ya zorla zorla yani okuyorum 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 direniyorum. O kadar uçuşuyor ki sirayet. Her taraftan kokular geliyor. Korku derken ile pardon değil. Yani dalgalar geliyor. Sen ne yapacaksın? Ayet-i Kürsü oku, şu oku. Yani bildiğin zaman girmiyor. Okuyorum, meşgul oluyorum. Tak, tak. Yani haletim değişiyor. Bak şu andaki aletinizle, bir iki saat önceki aletiniz bir. Yükleniyorsunuz işte. Burada nasıl, ne yükleniyorsan, neyi seyrederken, televizyon bilmem neyi seyrederken, bir de bunu seyrederken, orada da yükleniyorsun işte ya. Sirayet dersini bir dinleyin ya. Dinlemeden ölmeyin ya sirayet. Oturuyorsun hastanede, hasta bekliyorsun, şey, doktor siren bekliyorsun. Yanındaki, ya şöyleydi böyleydi sesini, ona Kur'an okuyorum ya. Ben işte bir gittim. Kur'an okuyorum. Ya işte bu yaşta şeker oldu bilmem ne oldu bir saydı. 6 ayda bir bakmak lazımdı bakmayınca. Ona dur yarabbi dedim kalktım gittim. Hasta olacağım ya anlattıklarım birbirlerine. Hastalar birbirini hasta ediyor. Hakikaten hastane hastaneymiş ya. Yani pastahane ne demek? Pasta yapıldığı yer. Postane posta yapıldığı yer. Hastane sağlamların hastalandığı yer. Şifahane denmemiş ki. Ya bir hiçbir şey yok. Gir otur ya. Sen nasıl? Ya böyle oldu da böyle oldu da altı ayda bir baktım. Ben ilk defa duydum yani altı ayda bir sisteme bakmak gerekiyormuş yapmak ya. Allah Allah. Ona dedim ben 40-50 sene oldu hiç baktım adet bana. Bu sen hasta hadi o kişi var mı? Ona dedim. Ya buradan uzaklaş ya. Deli olacak mı ya? Adamlar birbirlerini hasta etmede yarışıyor ya. Rahimiyet. Neymiş? Rahimiyet. Çok önemli. Var mı Osman? Rahimiyet çok önemli. Beni nasıl yapılandırıyor? Bir, letayfi refer. İki, dekaygı şefkat. Üç, şuat-ı merhamet ilahiye. Bu, dişe vuruşu sima. Şunat değil mi bunlar? Ben de bilmiyorum. Şunat'ta o yedi tane zannediliyorsun. Ondan sonra o bir şey değil ki o. Bize numara gösteriyor. Şunat'ta olabilir. Şunat'ın dibi yok ki neler var. Bilmiyoruz ki. Yani rahimiyet bunu yapılandırıyor. Arkadaşlar bu gavurda yok ha. Sende var bu. Onun için didiniyorum 10 dakikadan beri, 15 dakikadan beri. Sende var, sende bu. Arkadaşlar Allah var, kainat ve Allah'tan geldik. Esma'nın son mertebesi, atom, cismaniyete girdi, bitti. Daha bir sürecimiz yok. Yani aklı bir yol değil bu. Akılla gelmedik. Buradan giderken de akılla gitmeyeceğiz. Son. Bundan sonra geri gideceğiz. Unutmayın cennete gitmek için gelmedik. Mantık yok o zaman. Çünkü cennete gitmek için gelsek zaten onu dedi. Resul malımız olan istidat ve kabiliyetimizi inkişaf ettirmek için geldik. Tamam. Bu son. Bundan sonra gideceğiz. Niye bunu anlat? Şu derslerin nelere, ne kadar sana lazım olacağını göreceksin. Abi anlamadım. Anlama canım. Sen her şeyi anlıyor musun bu düğmeye basınca? Telefonla konuşunca buradan sesin gittiğini mi zannediyorsun? Yok. Anlıyor musun? Yok. Neticeye bak kardeşim. Orada göreceksin bu derste ne olduğunu. Aa bak. Kırkan'da bir tanesini söyledim. Bundan 4 gün oldu değil mi? 4 gün oldu. Öğretmen. Matematik öğretmen. Birinci dersten çıktı. Salonda. Elinde kitap. Dersten çıktı. Orada talebe geliyor. Oğlum dışı kitapları tut. Sağlam hiçbir şey yok. Aa yeni ya bir kardeşimizin kayınpederi. Oğlum şu kitapları tut. Kırkan'da. Ben lavada bir izimi kıyım. Tamam hocam dedi. Bekliyorum. Temiz. Ula bekle yok. Bekle yok. Bekle yok. Ondan sonra zil çaldı gülecek. Nöbetçi öğretmen oğlum niye duruyorsun? Hocam dedi öğretmen kitabımı verdi. Kitapları verdi dedi. İçeri lavada. Niye çıkmadı? Girip içeri bir bakarlar ki duvara yaslanmış ölmüş. Oğlum kitapları tut bir yüzü lavaboya yüzümü yıkayayım. Dakika ya dakika. Dakika bir gol bir. Yani acayip bir şey ya. Ha endişe etme. Şimdi ya eğer yandıysa gittiyse yakalananı gömdüler. Eğer buraya düşmüşse böyle bunu gömecekler. Ölüm neydi? Kağıt olarak gözüken zıtların ayrışmasıdır. Beden olarak gözüken Hasan'ın ruhuyla nefsinin, cesedinin ayrışmasıdır. Yani ruhu öldüren günahlardır. Azrail değil.
ruhu kurtarıyor. Günahlardan korkun. Seyretme kardeşim şu melaneti televizyonu ya. Sokma ya elinde gelirse ama seni dışarı atarlar evden. Nasıl sokmayacaksın? Var uzak dur. Hele bugünlerden siyasetten uzak dur. Falan şeyi seyret demem biraz. Uzak dur her şeyden. Dur diyoruz da laf dinle yani. Laf dinle. Kendine merak. İnne hukâne zalima cevâla. Ne kadar zalim ve cahilsin kendine. Kendine ne kadar düşmansın. Rahmet bu kitap okuyan. Rahmet bu şekilde bizi yapılandırıyor. Bu dişe vuruşu. Bu çok acayip bir tespit. Çok acayip bir külliyattan şey yani. Bu. Sima bu üç sıfattan besleniyor. Rahmaniyet de dışarıya bunlarla kendisini gösteriyor. Ne yaptık? Rahimiyet dedik değil mi? Ters söyledik. Efendim rahimiyet. Ne yaptık? Rahimiyet. Evet. Şimdi ne kadar oldu? Ya bugün bitirecektik Furkan. Bir saat. Bir buçuk saat. Ne? Bir buçuk saat. Kaç sayfa yaptık? Tamam. Bu kaçıncı sıra? Onu katarsın. Kaça geldik? 19'dan 38'e gelecekti. Bitecektik. Bakayım şunu geri geleyim mi? 27 abi. Nereden anlayacağım? Nereden? Oo, 19'dan 27. 3-4. Peki. 27'yi kodla. Nasıl? Acelemiz yok. Cennet de kaçmıyor. Oraya zaten kaçıyor. Ben sizi sıkmamak için... Yani 3-4 hafta, 5 hafta, 4 hafta sima gidiyoruz ama sıkılmadığınızı zannediyorum. Arkadaşlar bu dersler de Allah'ın bir ikramı. Bunlar da bulunmaz. Hakikaten bulunmaz. Hani lügat vermekten aciz, lügat vermeyi bile yiyorum. Bu içeriye rahimiyet nereyi yapılandırıyor? Dişe nasıl çıkıyor? Rahimiyet insana letaif-i refet, dekaif-i şefkat. Şuat-ı merhamet ilahi yapıttı, inşa ettisini, simavda dışarı buldu. Çok acayip yani, bunlar garip yani. Nimetin kadrini bilelim ki elimizden Allah almasın. Amin. Peki gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Ya Rabbel Alemin, İslam'a ve Kur'an'a hadim olanları muvaffak eyle ya Rabbi. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan hepsi emin eyle ya Rabbi. Ağlayan alem İslam'ı, İttihad İslam'la güldür ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmette iştinab-ı keba ile ve tesanüt sürüne tam mazar olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Uhuvvet ve tesanüdümüzü artır ya Rabbi. Evimize insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan hepsi emin eyle ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan mevadisi şerire, erva-ı habiseleri hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sihat ve selametin sebebi olan erva-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onları enis ve arkadaş eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuza, eşimize ve bize ve dostlarımıza, sevdiklerimize iyi insanları, İslamiyet'i koruyan, seven, kayran insanları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Son nefesimizde imanla, Kur'an'la, hizmeti, aşkıyla devam etmeyi, son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip çene kapamayı hepimize nasip eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temâs selavâ.